Günaydın. Amerika'dan ikinci vloga hoş geldiniz. Sonunda dinlenmiş ve zaman dilimine ayak sağlamış bir Ezgi var karşınızda. Kameramı odada bırakıp kahvaltıya bir bakmaya karar verdim. Hadi gidelim. Kartımı aldın mı? Kahvaltıyı dışarıda da yapabilirdik aslında ama en azından bir kahve içeyim. Odaların önünde de çok şey konuşmak istemiyorum. Çok standart bir kahvaltımız var. Bakalım neler varmış. Süt. Oatmeal falan. Peynir bu. Şöyle bu bol hamur işi bir tabak yaptım. Yani kahvaltıları böyle yapacak bir şey yok. Fransız tostu yani yumurtalı ekmek. Bu da bagel, böyle tarçınlı bir şey almışım. Krem peynir, grape jelly, reçel. Şu muhtemelen şurup şunun için. Yumurta üzerine azıcık peynir koydum, bir de patates. Yumurtayla aram çok yok, onun için bu kadar azaldım. Ama yine de azıcık hani, tuzlu bir şey de yemiş olayım diye. Türkiye'nin kahvaltısına can kurban. Gerçekten. O kadar adamlarda kahvaltı kültürü yok. Yumurtalarının tadı da bir tuhaf. Buranın bir tane ünlü tatlısı varmış. Beignet diye. Beignet. Orada yapan güzel bir kafe varmış. Cafe du Monde diye. Oraya gideceğim bugün. Oradan başlayacağım gezmeye. Oraya Uber'le gideriz. Uzak çünkü yarım saat yürüme mesafesi. Oralarda takılacağım. Kahvaltı birazcık kötü bir çekim oldu. Yapacak bir şey yok o konuda. Şimdi hazırlanalım. Bir tane de çekilmesi gereken işbirliğim olduğu için tatilde bile. Onu da şimdi çekeceğim hazırlanırken. Mis gibi olacak. Burada kahve de aldım aşağıdan hazırlanırken. Püfletiriz. Çok minimal cilt bakım ürünü getirdim. Önce yüzümü yıkayacağım. Sonra kaşlarımı sabitledikten sonra diğer cilt bakım ürünlerini süreceğim. Oh. Cildim leş gibi oldu o kadar uçuştan bu arada. Gerçekten o kadar kötü etkiliyor ki insanın cildini uçağa binmek. İnanamazsınız yani. Kupkuru olan cildim deli gibi yağlandı yani. İçeriğinde hyaluronik asit gibi böyle besleyici içerikler de var. Cildiniz de aynı zamanda besliyor. Cildiniz gün içinde kurumuyor. Her anlamda çok sevdiğim bir fondöten kendisi. Sırada teleskopik lift maskaram var. Bunu da çok uzun süredir övüyorum. Biliyorsunuz zaten. Akmayan, topaklanmayan, güzel, sizi yarı yolda bırakmayacak bir maskara arıyorsanız tercih edebilirsiniz. Çok hoşuma gidiyor. Zaten gerçekten beğendiğim ve bayağıdır kullandığım ürünlere işbirliği geldiği zaman aşırı mutlu oluyorum yani. Son olarak da yeni çıkan mat rezistans rujlardan bahsetmek istiyorum. Likit mat rujun görüntüsünü çok seviyorum ama dudaklarımı inanılmaz kurutuyor diyorsanız bu çok beğeneceğiniz bir ruj bence. Şimdi bunu şeyime atacağım, laptopuma atacağım. Evden çıkmadan hemen editleyeceğim. Aslında böyle hani çok özel bir etkinliğe gideceksem bunu göz makyajından önce yapıyorum. Biraz bekletiyorum. Ama şu an hani gündelik için çok beklemese de olur. Çünkü bekledikçe orayı aydınlatıyor bir tık pudra. Bu arada çok minimal makyaj malzemesi getirmeye çalıştım. Ama hani konsere de gideceğim için sadece gündelik de getirmedim yani şeylerim. Ne bileyim böyle güzel fondötenlerimi falan da getirdim. Ama tabii şey olmadığı için, ya buradan da alışveriş yapacağım için gene az getirmeye çalıştım elimden geldiğince. Evet, çıkmaya hazırım. Hemen kombin. Günün kombini budur. Hazırım. Haydi çıkalım. Dışarıya çıktım. Şimdi tramvay durağını bulmaya çalışıyorum. Galiba şu. Yani iki tane var. Biri bu. Diğeri de bu. Galiba buna binmem gerekiyor. Karşıya geçeceğim şimdi. Geçebilirim herhalde. Geçiyorum. Bu muymuş? Sarı olan ama ne yön olduğunu bilmiyorum. Göreceğiz. Vallahi başardım. Bindim. Çılgın.
şeyler tarihiymiş. 1800 bilmem kaç yılından beri bu hatlar kullanılıyormuş. Böyle bayağı cici. Şu an böyle nispeten ana caddelerin olduğu yere geldik, Bourbon Caddesi'ne falan. Bourbon Caddesi bir de Frenchman Caddesi çok ünlü burada. Ama biz onların bir tık daha ilerisine gidiyoruz. O taraftan böyle otele doğru döne döne gezmeyi düşünüyorum ben. İlk durağımız Café du Monde olacak. Buranın ünlü tatlısı Beignet. Beignet yiyeceğiz. Yani Berliner gibi bir şey benim anladığım. Şekli bir tık farklı ama Berliner gibi düşün. Yanında da oranın özel bir kahvesi varmış, onları içeceğiz. Günümüzün başına gideceğiz. They got the open fire in a damn parking lot. I beg your pardon, miss. Burn it up like arsonist. I beg your pardon, miss. Şu anda Mississippi Nehri'nin yanındayız. Bu nehir Amerika suyunun 1/3 boşaltıyormuş. Bayağı büyük bir nehirmiş gençler. This ain't no game, so win this life, you gotta be fearless. Have a good day, ma'am. Thank you. Evet, yürümeye başladım. Tamam kız, dur. Çok tatlı bir yere çıktım. Burası neresi? Hiçbir fikrim yok ama o kadar cici ki burası. Bu ne? Aa, çok güzel. Wow. Ay, inanılmaz güzel bir yer burası. Niye bu kadar güzel oğlum? Ya soldan devam edeceğiz galiba. Burası anladığım kadarıyla bayağı böyle turisti bir yer yani. Turistik. Çok güzel. Biz şimdi bu tarafa dönüyoruz ve Café du Monde'a gidiyoruz. Kafe çok ünlü bir kafeymiş. 1800 bilmem kaçtan beri açıkmış. Zaten buralarda çok eski. Göründüğü üzere burada böyle şeyler var. Turist mağazaları var. Evet. Geldik. I'm gonna see myself. Okay. Siparişimi verdim. Müzik sesi çok yüksek ve ben kablosuz mikrofonumu getirmemişim buraya. Bir tane soğuk kahvesi var. Onu sipariş ettim. Bir de bu beğeniyeler üçlü geliyormuş. 3 tane istedim. Bakalım nasıl olacak. Müzik canlı. Bu ne bacım? Şeker koması. Bu da kahvesi. Soğuk olan. Deneyelim. Çok az süt var içinde o kadar. Bu tarafa gideceğimize bakacağım. Şimdi geldiğimiz yere doğru geri yürüyoruz bakalım. Anladığım kadarıyla böyle yerel şeyler, kurabiyeler, işte anı şeysileri. Fransız pazarı kısmına geldim. Bildiğiniz French Market. Fransız pazarı. Bakalım burada neler varmış. Pazarda pek bir şey yoktu açıkçası. Böyle Türkiye'nin turistik pazarlarına benziyordu. Onun için çok şey yapmadım. Şu gördüğünüz bina caz müzesi. New Orleans Caz Müzesi. Onun girişini bulmaya çalışıyorum şu anda. Açık görünüyor çünkü. Gitmek istiyorum gelmişken hazır. Böyle cici yerlerden yürüyorum aslında. Güzel burası. Çok insan yok ama. Yani kimse yok şu anda.
ama çok hoş. Şimdi caz müzesine girdim. Fotoğraf video yasak diye bir şey yok. Onun için çekelim. Adolf Bartolome bilmem kimin kemanı. Bunlar New Orleans'in 1800'lü yıllarda kullandıkları para. Burası İspanyollar tarafından mı ne yönetiliyormuş bir dönem. İlginç şeyler var. Caz hariç başka şeyler de var. Bu bir kantar mesela. Tartı. Bulyon tartısı diyor. Bu neymiş? Milyoner hesap makinesi diyor. Baya baya hesap makinesi. Otomatik tartma makinesi diyor. Aa şey... Bozuk para şeyi baskı makinesi. Bozuk para yapan makine yani. 1868. 12 bin pound. Saatte 1500 tane bozuk para yapabiliyormuş. 12 bin pound ağırlığında yani. Yaklaşık 5800-5900 kilo falan. Giriş 8 dolardı bu arada. Çok değil bence. Bir sürü şarkı var. James Brown. Elvis. Paraları kargolamak için kullanıyorum şunları da. Ben buraya caz diye girdim ama paralar var burada. Bunlar 10 centler. 50 centler. 1 dolarlar. Oha, dokunuyorum. Gelin biraz da Urban Outfitters gezelim. İnanılmaz. Şunu gördüm ya, ağlayacağım az sonra. O kadar sıcak ki anlatamam. Gerçekten çok sıcak. Gene iki durak geriye geldim ben. Böyle Kanal Caddesi'ne doğru bir yerlerde bir Sephora buldum. Sephora'yı görünce gözüm döndüğü için hiçbir şey çekmedim. Çekmeme izin de vermeyebilirlerdi ama aklınıza gelebilecek her marka var. Şu anda 500 dolarlık bir alışveriş yaptım. Her marka var, her şey var. Yani inanılmaz. Şu an için sadece aklıma gelenleri aldım. Aklıma sonradan gelen bir şey olursa zaten daha hani çok vaktim var. Ah benim böyle Walgreens, CVS, Target, Walmart gibi bir şey bulmam lazım şu anda. Yapıştırıcı almam lazım. Çünkü Beyoncé şapkam valizde ölmüş. Yani. Sıcak bu arada, bayağı sıcak. Öldüm yani. İçeri gir, buradan giriliyor mudur? Giriliyordur bence ya. Şimdi otelimin orada bir tane yemek önerisi almıştım. Oraya gidecektim. Ama başka bir yere gitmeye karar verdim. Çünkü Walgreens'e de uğramam lazım. Onunla birlikte onun için daha yakın bir yerde muhtemelen yiyeceğim. Sonra da gene tramvayla otelin o tarafa dönüp biraz dinlenirim muhtemelen. Çünkü yoruldum yani. Bu arada o kadar fazla Beyoncé konseri için gelen insan var ki. Zaten dünkü uçuş 120 dolar falandı. Bugünkü uçuş 400 dolar. Öyle düşünün. Buraya gelmek için. Bayağı sıkıntı. Ara sokaklara girme dendikten sonra benim girdiğim sokaklar. Burada bir restoran ve lounge varmış. Buralarda bir yerde bir Walgreens görüyorum haritada. Bulacağım ve gireceğim. Tabii önce bulmam lazım. Klimalar damlıyor. Şimdi Walgreens'e girdim. Bir iki parça makyaj malzemesi aldım. 11. aylda yapıştırıcı var dedi abla. Ama başka şeyler de alacağız. Bir alışveriş sepeti bulsak çok iyi olur. Böyle geziyorum onun için. Güzel şeyler var. Aa, şu Quest protein barları denemek istiyordum. Yıllardır. Bunlardan da alacağım. Biz buradan otele taksiyle gideceğiz gibi görünüyor. Soğuk içeceklere bakalım. Neler varmış. Güneş batıyor ve gerçekten manzara daha iyi görünüyor bu şekilde. Markette kendimi tutamayıp çok alışveriş yaptığım için direkt Uber'e atlayıp eve geldim.
marketten ve Sephora'dan bir sürü şey aldım. Hadi onlara bakalım. Ondan sonra marketten aldıklarımdan bir tık atıştırıp yemeğe belki biraz daha geç giderim. Bir şeyler yemeye. Çünkü dizim ağrıdı biraz aslında. Onun için geldim. Bir tık da o var tabii ki. Çok ağırdı zaten. Zor taşıyorum gerçekten. Ah oh, dizim. Görünür müyüm acaba? Ha evet gayet güzel. Okidoks. İlk alışveriş. Sephora'yla başlayacağım. Şimdi öncelikle Color Wow diye bir marka vardı. Ben bayağıdır takip ediyordum bu markayı. Bu spreyinizi saça sıkıp ondan sonra fön çektiğiniz zaman saç neme dayanıklı oluyor. Böyle üzerine su spreyiyle su sıkıyorlar. Saç böyle hiç ıslanmıyor falan. Böyle bir şey. Parlaklık spreyini aldım. Yarın tabii bunları kullanırız konserde. Charlotte Tilbury'nin sabitleme spreyini aldım. Charlotte Tilbury ilk kez kullanacağım. Heyecanlıyım. Flawless Filter ve Airbrush fondötenini aldım. İkisini de. Yes. Lady Gaga House Labs'in fondötenini aldım. Bu fondöten çok övülüyordu. Onun haricinde yarın kullanmak için Urban Decay'den şöyle bir eyeliner aldım. Charlotte Tilbury'nin en ünlü Pillow Talk ruju. Ve tabii ki Pillow Talk dudak kalemi. Kız nerede Pillow Talk dudak kalemi? Almadım mı yoksa? Almadım galiba. Unutmuş olabilirim. Neyse bakarım şimdi şeyine. One Size'ın yani Patrick Star'ın algı şeyini aldım. Sabitleme spreyini alacaktım ama Beyoncé'nin makyaj artisti yüzünden bitmiş o. Şu Tarte'ın marakuca dudakları şişiren rujlarından aldım. Rare Beauty allık. Rengi Hope. Şöyle göstereyim. Şöyle açık pembe bir renk. Bunların çoğu Türkiye'de olmadığı için şu an inanılmaz mutluyum. Şu Huda Beauty'nin dudak kalemi Honey Beige rengi. Bu da stoklarda yoktu. Bayağıdır Türkiye'de. House Labs'den dudak yağı aldım. Bir de Black Hand'in allığını aldım. Bunu zaten alacaktım. Türkiye'den almadım. Buradan aldım. Bunların hepsini total $489 ödedim. Almamış. Tamam. Yani sıkıntı yok. Eksik bir şey çıkmamış torbadan. Şu allığı da göstereyim madem size rengini. Patrick Star'ın sabitleme şeyini çok istiyordum. Şu şekilde üçlü bir allık bu. Böyle açık pembe tonlar yoktu elimde. Onun için bunu aldım. Bu arada Black Honey'nin allığı da inanılmaz güzel bence. Çok güzel görünüyor. Elimde falan denedim. Aslında Rare Beauty Highlighter'ı falan alacaktım. Ama yoktu orada da stokta. Black Honey'nin allığının güzelliğine bakar mısınız ya? Bence çok çok güzel. Burada durduğu kadar koyu durmuyor. Çok hoş duruyor. Şimdi Amerika Market alışverişi vakti. Atıştırmalıkları böyle Reels'da denemeyi düşünüyorum. Böyle bir tık ünlü atıştırmalıklar falan aldım. Bunun da Reels'ını çekmem lazım değil mi? Şimdi su aldım. Bunlar otelde de su yoktu. Şu da soğuk. Bunları da dolaba kaldırırım. Şimdi su aldım. O standart. Şöyle Celsius diye bir şey aldım. Yağ yakar falan diyor da. Olsun. Şunu aldım. Şey Amerika'da yediğim yemekleri dengelemeye çalışırken ben. Ondan sonra cıma. Cips aldım. Bu patlamış mısır. Cheddar aromalı. Ranch aromalı Doritos. Turşu aromalı Lay's. Bir tane daha şu Celsius'lardan aldım. Diğer bir aroması. Şöyle iki tane protein bar. Bu Think Protein Bar'lar güzelmiş. Öyle duymuştum. Milani markasını çok merak ediyordum. Markette görünce aldım. Bir de Elf'in bu ünlü kapatıcısını aldım. Bundan sonra mavi takiz aldım. Şöyle bir şeker aldım. Ne olduğunu bilmiyorum. Deneyeceğiz. İçinde şöyle pretzel'lar olan böyle ince çikolata. Bunlar 2-6 dolardı. Böyle bir aldım. Beyoncé şapkam valizde gelirken bir kısmı kopmuş. Onun için yapıştırmak için yapıştırıcı aldım. Ve son olarak da şu. Neutrogena'nın Healthy Skin
Fondöteni de bayağıdır duyuyordum. Yani YouTube'a ilk başladığımdan beri yani izlemeye. Duyduğum bir fondöteni deneyeceğim. Bunları da Zaps. Patates cipsiymiş bunlar. Bunları da şey önerdi. Kasiyer önerdi. Dedi ki bu kadar işte snack almışsın dedi. Parti yapıyorsan beni de davet et falan dedi. Ben de dedim ki hani Amerika'ya ilk kez geldim. Hani bunların hepsini denemek istiyorum falan. Gerçekten mi falan dedi. Bu Zaps markası New Orleans markasıymış yani buranın. Dedi ki o benim çocukluk işte atıştırmalığım en sevdiğim cips. Onları da dene dedi. Onun için bunları da aldım. Şu içecekleri dolaba koyalım da soğuk kalsın. Amerika'da markete uğradım ve gördüğüm ilgimi çeken atıştırmalıklardan aldım. Amerika atıştırmalıkları deniyoruz. Part 1. Öncelikle turşu aromalı Lay's. Bu daha çok cips bölümü olacak çünkü çok küçük bir markete girdim. Sirke kokuyor. Tuzlu sirkeli Lay's var. Onun bir tık daha az tuzlusu ve arkadan şey aroması geliyor. Dereotu. Dereotlu turşu. Dereotlu ve sirke. Bunu marketteki kasiyer önerdi. Kendisinin en sevdiği cips buymuş. Bu buranın New Orleans'a özel bir şeymiş. Bariz bir aroma almıyorum. Böyle hafif tatlı, hafif biberli bir aroma alıyorum. Daha fazla bir şey almıyorum şu anda. Ama güzel. Çünkü ekşi bir de. Mavi takiz. Dili boyu ya. Acı. Acı ama çok güzel. Merak ettiğiniz Amerika atıştırmalıkları varsa yorumları bekliyorum. Alıp denerim. Hafif tatlı bir şeye ihtiyacım var şu an. Biraz açtım şu aldığım cipsle bastırıp biraz şarjlanıp azıcık da çektiğim videolardan editleyip denediğim cipslerden en çok bunu beğendim. Ben o kadar yorulmuşum ki anlatamam size yani gerçekten hiçbir yerimi hissetmiyorum. Neden böyle oldum bilmiyorum. Gezmeyi unutmuşum ayol gerçekten. Gene aşağı iniyorum. Yemek almaya gidiyorum ve odada yiyeceğim. Çünkü böyle sosyal bataryam da bitmiş gibi hissediyorum. Kameramı bile almıyorum şu an. Burası Amerika'nın güneyi olduğu için buranın çok farklı bir yemek kültürü var aslında bakarsanız. Soul food ya da comfort food diyorlar. O tarz şeyleri deneyeceğiz. Bir de burada deniz ürünü çok önce lobiye iniyoruz. Oradan diğer asansöre biniyoruz. Evet, ben geldim. Garsonlar inanılmaz tatlı ve çok yardımcı oluyorlar her konuda. Yani menüdeki yiyeceklerin hiçbirini bilmiyorum. 10 saat sordum falan. Şimdi. Oh, böyle sarımsaklı. Sarımsaklı galiba ya da peynirli ekmek koymuşlar. Aa, içeceğim yok. İçecek de almıştım. Bu ballı kanat. Bu böyle çok lokal bir şey değil ama galiba asıl şu. Böyle iyice lokal bir şey. Keşke kontrol etseydim çıkmadan önce içeceğim yok. Şimdi bu deniz ürünlü bir makarna arkadaşlar. Normalde çok fazla catfish tüketiyorlar. Catfish tam olarak hangi balık? Yani kedi balığı demek istiyorum ama değildir muhtemelen. İnanılmaz böyle catfish tüketiyorlar. Yayın balığı. Aynen. Yayın balığı diyor. Bir de şey çok tüketiyorlar. Crawfish. O zaten buranın şeyi benim anladığım. Crawfish'te kerevit yazıyor. Kerevit diye bir şey ben Türkçe'de ilk kez duyuyorum ama bu iki ürünü çok tüketiyorlar. Bir de midyeyi inanılmaz. Midye değil mi? Oyster. İstiridye de olabilir. İkisinden biri onu çok tüketiyorlar. Bunun içerisinde şu anda Alfredo sos, karides ve şey eti var. Yengeç eti var.
Patates güzel. Hafif acılı. Adam bana sordu acılı şeyleri seviyor musun diye. Ben sevmiyorum. Ama 4 dolar verdiğim içeceğimin paketten çıkmaması beni çok üzdü. Bu makarna çok güzel. Ama işte deniz ürünüyle çok aram da olmadığı için şu şeyin tadına da bakacağım. Yengeç. Yengeç bende dilmiş. Yerel şeyleri bir tık denemek lazım bence. Beğenmesek de. It's okay. Makarnası güzel. En azından karnımız doysun. Valla dizim çok ağrıyor. Yarınki konserin için ne yapacağız bilmiyorum, göreceğiz. Güzel dizim deneyeceğim şimdi onun için. Bu arada saat 7.30 oldu akşam. Ya lanet olsun, Türk sitelerine erişim izin vermiyor. Amerika'da olduğum için. Dizi seyretmek istiyorum, seyredemiyorum. Gerçekten nedir bu ya? Nedir bu çektiğim? The Mentalist Amerikan dizisi. Amerika'da izleyemiyoruz lanet olsun. Gerçekten bir şeyler izlemek istiyorum sadece oysa ki. Bizim Ege'de giremiyoruz. Neyse biz YouTube devam o zaman ya. As the historic French Quarter would become the hub of that business for the entire American South. Kalın. Yani bağlı tavuk sosa da batırdım. Sosun içine biraz soya var. Ve o da tatlı. Yani çok yumuşak ve de çok sulu bir tavuk değil. Ortalama diyebilirim yani. Migrenli konuştum, ağzım dolu dolu ya. Ortalama bir tavuk diyebilirim yani. 150 years. When it came to the architecture of the French Quarter, the first buildings were made from timber. This proved to be folly in the high humidity of southern Louisiana. Hello. Ölecek gibiyim uykumdan. Yani dayanmaya çalıştım. Dedim en azından şöyle 12'ye kadar falan dayanayım ama saat 9.30. Makyajımı sileceğim şimdi. Muhtemelen de zıbaracağım çünkü üşüyorum bir de. İşin komik tarafı dışarısı asla soğuk değil. Ama ben üşüyorum. Otel odasının şeyini kapatmaya çalıştım bir parça. Tam kapanmadı. Makyaj temizleyici dökülmüş biraz sanki çantanın içine. Şu benim normal Garnier makyaj temizleme suyu. Uykumdan ölmek üzereyim. Onun için şu anda yatıyorum. Yarın tekrar görüşüyoruz Beyoncé konseri hazırlıkları için. İnanılmaz heyecanlıyım. Gerçekten çok. İnşallah dizim birazcık daha iyi olur. Şu an resmen dizim ağrıyor bu arada. Yani o zamandır bu kadar kötü ağrımamıştı. Bakalım artık yarına. Kim öle kim kala. Gerçekten. Yani ne olacağını bilemiyorum şu anda. Bence her şey çok iyi olacak. Hepinizi öpüyorum. Yarın görüşürüz. Günaydın. Bugün Beyoncé günü. Kahvaltı yapmaya iniyorum. Otel kartı, cüzdan, telefon. Şöylece inelim bakalım. Kaldığım otelin ikinci katında Starbucks varmış. Öyle bir şey duydum ben. Şimdi aslında önce kahvaltıya gidip oradan da Starbucks'tan güzel bir ice latte alsam. Çünkü soğuk kahve içmeyi özledim ben ya. Yani tamam burada kahvaltılarda orada burada sürekli sıcak kahve mevcut. Odamda bile var. Ama soğuk istiyorum. Bugün bu arada gene ben çok erken uyandım. Böyle odada falan takıldım. Onun için çok fazla şey olmadı. Gene 7.30'da mı ne uyandım ya. Çok kötü. Gün içinde azıcık uyuyabilsem falan efsane olur. Bir şeyler atıştıralım en azından. Bugün böyle çok dışarıya çıkmayı, gezmeyi falan planlamıyorum hani yorulmayayım akşama diye. Bugün kahvaltı dehşet kalabalıktı. Böyle bir tabağım var. Bunun altında yoğurt var. Güzel olacak bence. Kahvaltımı yaptım. Şimdi şöyle soğuk, güzel bir soğuk kahve bulmaya gidiyorum. Starbucks'a bakacağım. Var mı yok mu diye. Var yazıyor. Yani tam olarak şurada ikinci katta. Burası Amerika. Muhtemelen eğer Starbucks kapanmış falan olsaydı bunu çizerlerdi. Diye düşünüyorum. Göreceğiz. Yoksa da
çantamıza küseriz. Ayakkabılarım çok pis, gıcır diye. Starbucks var bu arada, kızın elinde gördüm. Almış kahvesini, gidiyor biz de alalım. FedEx de varmış burada, çok iyi. O zaman Star da şuralarda bir yerde yani. Vallahi buldum. Oo, bayağı da büyük ha. Kahvemi aldım geldim. Şu salak tripodu çantama koymasaymışım. Çantam çok dolu olmayacakmış. Çok doluydu. Şu an tam elimde dolu olunca çıkartamadım kamerayı tekrar. Evet, şimdi bugün aslında yapacak çok işimiz yok ama şeylerimiz var. Çekilecek videolarım olduğu için onları bir planlamak lazım. Onun dışında şey yapmak lazım. Şu şapkamı bir yapıştıracağım öncelikle. Kurursun diye. Akşama kadar. In the world. It grows naturally along Japanese mountain springs. It's gonna help you pull this out of the ground and trim it up fit for the sushi can. Doesn't have as spicy of a kick. It's more subtle. Split the milk into curds. The mixture cooks for 5 minutes to kill off bacteria and to settle the curds at the bottom of the vat. Baktım ki boş boş odada pinekliyorum. Onun için dışarı çıkmaya karar verdim. Şöyle çıkayım. Yani böyle maksimum 10 dakika uzaklıkta çevrede güzel bir kafe bulayım. Birazcık oturayım. Video editleyeyim. Öyle bir fikrim var şu anda. Çünkü edit yapmak maalesef zorundayım. Yoksa hiçbir şey yetişmiyor. Yani gönül isterdi ki şuradayken edit yapmak zorunda olmayayım. Ama olsun. Ne yapayım? Geçen tatilden bitmeyen kitabımı da getirmiştim. Asla bitmiyor kitap ama yani bu şey. Sonsuza kadar okuyacağım. Aynen. 1'e çeyrek var saat. Hani böyle 3 gibi falan çıkıp otelime gelmeyi planlıyorum. En geç. Çünkü duş aldım, saçımı yaptım. 4-4.30. 6.30-7 gibi de konser alanında olmayı düşünüyorum. İşte içerik çekeceğimi de hesaba katarak geniş bir zaman bırakıyorum kendime. Çünkü şey yani. Bazen videoları çekmek çok daha uzun sürüyor planladığımdan. Şeyi düşündüm, acaba hiç şeyi takmayıp Beyoncé şapkamla mı dışarı çıksam? Bugün muhtemelen bir sürü insan göreceğiz çünkü bu şekilde gezen. Böyle çıkabilirim. Daha fazla vakit kaybetmeden çıkalım. Google Maps'ten de bakayım. Şöyle güzel tatlı bir kafe bulalım. Oturalım. Güzel bir kahve içelim. Belki bir tane sandviç yiyelim. Çünkü o kahvaltı beni hiç tatmin etmedi. Tatlı kahvaltı sevmiyorum. Ama tuzlu hiçbir şey yiyemedim. Doğru düzgün. Yarım bagel, krem peynir bu kadar yani. Bir de yoğurt. Belki güzel bir sandviç de bulur yerim onun için. Hadi gidelim. Çıktık bakalım. Böyle de büyük sırt çantasıyla inanılmaz turiste benziyorum ama yapacak bir şey yok yani. Bu arada Louisiana eyaletinde arabaların önünde plaka yok. Böyle ilginç bir trivia size. Bekleyeceğim. 10 saniyede geçemem gibi hissediyorum çünkü. Türklüğümü belli etmemeliyim. Yaya geçidinden geçerek Türklüğümü belli etmemeliyim. Yaya geçidi. Buralarda güzel bir kafe buldum. 3'te kapanıyormuş ama şimdi hani düşününce neden 3'te kapatırsın yani, ama bilmiyorum, buradaki binaların yapısı falan da bence çok güzel bu arada, dış mimarileri Avrupa'yı ama böyle şey de değil yani, Avrupa'yı ama böyle çılgın sanat sepet de değil, böyle bir tık daha modern. Çok anlarım ya zaten şeyden, mimariden. Hi, can I please do an iced latte and a chocolate croissant? Yeah, sure. Dışarı çıkmayacak mı dedikten sonra çok cici bir kafeye gelmem bence. Saat 2:30'a doğru geliyordu. Videomu bitirdim zaten. Sonra da kafadan kalktım. Wi-Fi şifresini sormaya üşendiğim için render'ı da şeyde alacağım. Otelde alacağım. Sonra da yüklemeye koyarım zaten. Yarın ya da öbür gün yayınlarım.
Şuradaki pizzacıdan takeaway yapmayı düşünüyorum otele. Çünkü kredi kartından para harcamak istemiyorum. Otele sipariş verirsem kredi kartına ödemem gerekiyor. Onun için nakit harcamak istediğim için şurada çok tatlı bir pizzacı gördüm. Buradan alacağım. Hi, how are you? I'm good, how are you? I'm great. I'm gonna do a take out. All right. Here's a menu. Take a seat. And thank you. Do you know what you want already? No, I'm just gonna look. All right, take your time. Can I get you some ice? Sure. I love that. Thank you. Do you have all these money from other countries? Yeah, some of it's Turkish. I know that. Yeah, that's I'm Turkish. You're Turkish, really? Yeah. That's really interesting. You know, our entire staff is Turkish. Really? Yeah, the guy right there, he's from Turkey, and everyone so cool. Who works in the kitchen, other than one lady who's from Honduras, is Turkish. I'm the only American person who works here, actually. It's like a little piece of home. Yeah, yeah. And you know, like a lot of our food comes with like a little bit of a Turkish flair. I don't know, like. Oh well, then I'm gonna love it. I'll do the Mediterranean salad. So a small Mediterranean and a small margarita? Yes. And also do the fried green tomatoes. Burada Türkler çalışıyormuş bu. Hayalde Türk şeyleri var. Pizza için rastgele girdiğim mekanın müdürünün ve 3-4 tane çalışanın Türk çıkmasıyla orada ben kaç saat oturdum ya? 1,5 saat falan oturdum. Adam bana çay verdi. Böyle çok konuşkan biri değil ama çay getirdi böyle önüme koydu. Buyurun dedi, çay dedi. Teşekkür ederim dedim. Çay ikram etti, tatlı ikram etti. Onu da paket olarak verdi. Geldi. Bir de oradaki kızla tanıştım. Onlar da Beyoncé konserine gelmişler. Biraz onlarla da böyle muhabbet ettik. İşte Türkiye'ye gelin dedim. Gezdireyim sizi. Yaşatayım sizi dedim. Takipleştik falan. Şimdi hazırlanmaya geldim. Saat 3.30, biraz programımın gerisindeyim. Tek sıkıntı bu. Neyse. Bu kız hızlıca duşa kaçıyor. Sizi şarjda bırakacağım. Hızlıca duşa gireceğim. Ondan sonrasına. Şimdi makyajımı yapmaya başladım. Gözlerimi yaptım. Taşlarını yapıştırdım. Bir yandan da Instagram'a hazırlanma videosu çektiğim için. Nerede benim tripodum acaba? Bu arada Dyson'ım çalışmıyor arkadaşlar. Onun için saçımı açık ve doğal bırakmaya karar verdim. Balayı bulamıyorum. Buldum. Şu. Bu arada pizzanın tadına baktım. O kadar fazla peynir var ki pizzanın üstünde, inanamazsınız. Gözlerim çok güzel oldu. Charlotte Tilbury Flawless Filter. Bunu fondötenin altına sürüyorsunuz. Cilde böyle filtre etkisi veriyormuş. Rengini güzel almışım bence. Çok minimal bir kapatıcılık veriyor zaten. Gündelikte kullanmaya da çok uygun ama yani sırf bu şekilde de. Gündelikte kullanılabilir bence. Lady Gaga'nın House Labs fondötenini kullanacağım. İnanılmaz bir his. I'm that girl. Aa, renk çok iyi. Might I suggest you don't fuck with my sis. Evet, şimdi başlıyoruz asıl. Green eyes envy me. Paint the world pussy pink. Small eyes, I'm such a man. Şimdi bu makyaja bir tık daha soğuk bir allık yakışır diye düşünüyorum. One size'ın allığını aldım. Çok iyi görünüyor şu anda her şey. O kadar mutluyum ki. Ünlü Charlotte Tilbury Pillow Talk ruju. Kalemini almayı unutmuşum. Ama bu kalem de çok güzel bence. Ama çok beğendim yine de rengini. Medium bile olsa çok güzel. Azıcık saçımı kurutacağım. Parti 2'de giyinirken görüşürüz. Saçımı azıcık kurutayım diyorum. Kurutma makinesi var otelde. Yoksa böyle full ıslak olacak. Onu da istemiyorum. Çok güzel oldum. Bendeki şey ama özgüven patlaması. Girl. Saçlarımı yapabilseydim daha güzel olacaktı ama. Olsun. Giyinmeli miyim? Oteldeki barda bir şeyler içerim diyordum. Beyoncé konserine hazırlanıyoruz. Part 2'ye hoş geldiniz. Makyajımı görmediyseniz Part 1'e gidip bakın.
Bir de Charlotte Tilbury'nin spreyini sıkacağım. Çantama bir de şey koyayım. Lastik toka. Ne olur ne olmaz, ölebilirim çünkü sıcaklar. Çıkıyorum. Telefonda olacaksınız bundan sonra. Şu anda konsere gidiyoruz. İnanılmaz bir kalabalık var. Herkes çok güzel görünüyor. Şu anda yukarı doğru çıkıyoruz. Herkes aşırı güzel. Herkes foto çekiliyor. Foto çekecek kimsem yok. Sen. İçeri girdim. Her yerim çok güzel. Are y'all ready?
just stand there, get into it, strike the pose, there's nothing to it, oh. Come on.
girls, tip was on my trick in my water, mind in my biz, Monday overrated, Tuesday on my tip, flip-flopping ass, bend me up, that's my wrist girl, bend me up, I'm hot, 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 like stolen Chanel, lock me up in jail, cuff me please, cause this ain't fair, tripped in the world like Coco Chanel, Uncle Johnny made my dress. Şarjım %2 bu arada. %2. Bu kadar. Otelime doğru yürüyorum. Peki benim makyajın hala tamamen sağlam olmasa? Cilt makyajım da inanılmaz iyi duruyor bu arada. Hiçbir sıkıntı yok. Şu taşı da ben az önce düşürdüm. Yoksa hani o da yerindeydi. Şöyle yapsak geri yapışır muhtemelen. Geldiğimde odaya çok yorgun gibi hissetmiyordum kendimi. Hatta şey falan diyordum, acaba bir yere gidip bir şeyler mi içsem falan. Sonra içeri girdim. Bir de oda çok soğuk. Niye bu kadar soğuk? Ben Beyoncé'yi gördüm. Hala gerçekliğine inanamadığım bir şey şu anda. Hani böyle şey hissediyorum. Yok ya. Bir de konser o kadar çok videosunu izledim ki sanki şu an hikayeme attığım videolar normal bir Instagram'dan izlediğim videolarmış gibi geliyor. Olayın gerçekliği hala kafamda oturmadı. Öyle bir durumdayım şu anda. İçeride kendi storyleri oynuyor hatta yani. Okay, hadi bakalım çıkartıyoruz. Çık 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 çık. Kirpiği çıkartınca bayağı bir şey oldu ama manasız kaldı. Okey. Görüşürüz dostlarım. Hiçbir şey kalmadı. Yalnız cilt makyajım inanılmaz iyi dayanmış. Yani bu kadar iyi beklemiyordum. Çünkü hava da çok sıcaktı. Şu göz makyaj temizleyicisini kullanayım da birazcık şey kalmasın yüzümde pek bir şey. Bir de mute videomu editleyecektim. Şeyi de beceremedim Instagram'ın içinde. Bilgisayar atıp oradan yapacağım. Yalnız Beyoncé 43 yaşında ve yani 3,5 saat sahnede deli gibi dans edip o canlı vokalleri çıkartıyor ya, gerçekten yani hayatıma gittiğim en iyi konserdi diyebilirim yani. Bunun üstüne de artık ne çıkar bilmiyorum, çıkmayabilir. Zaten bunun üstüne çıkacak şeye de param çıkmayabilir artık. Genciz, güzeliz. Yiyoruz, içiyoruz diye bütün paramızı bu geziye harcadık. Ben bu arada bir şey diyeceğim. Hiçbir makyaj temizleyici, şu Lentos'un Garnier'in
pembe kapaklı standart olanından iyi değil. Asla bu konuda fikrim değişmeyecek galiba. Yani çünkü çift fazlar falan yok abi. Çıkarmıyor ya ben makyajım. Niye böyle yani? Ben mi beceremiyorum ama yani şu var ya, yani her şeyi çıkartıyor şu. İyi ki bugün yiyecek bir şeyler almışım odaya. Yalnız yarın bu odayı toplayıp housekeeping çağırmam lazım. Çünkü artık yani çöplerimi almam lazım. Salata almıştım. Saat gece 3 çünkü yani. Çok önemli bir şey yapmam lazım. Oh, soğuk vallahi, soğuk odam çok soğuk. Ve dışarısı soğuk değil. Yani klimayı yani en yükseğe getiriyorum ama yani kapanmıyor gibi bir şey. You won't break my soul. You won't break my soul. Greek salat. Greek. Neredeyse vlogu kapatmayı unutuyordum. O kadar yorgunum ki anlatamam. Vlog kapatıyorum. Başka bir vlogda görüşürüz. Yani yarın ben çekmeye devam edeceğim ama ya başka bir vlog olacak. O vlogda görüşürüz. Umarım ben bu Amerika vloglarını dönüşte hızlıca editleyebilirim. Yoksa kırtı olur. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bye.